Voli izleyicileri merhaba. Sosyos.com'un sunduğu geleceğe dönüşte sezon finali vakti. Mustafa Demirtaş ile birlikteyiz. Vay be iki sezonu devirdik ha. Vallahi ne futbolcular anlattık, ne hikayeler, ne o oyunlar. Da. Biz Onur'la programda tanıştık. Evet. Sonra bayağı dışarıda da görüşen arkadaşlar olduk. Yani normalde tam tersi olur değil mi? Arkadaşlar böyle program yapınca daha böyle uyumlu olurlar. Uğur'da mesela öyleydik. Uğur'la önceden de arkadaştık. Programda da uyumlu bir ikili olduğumuzu düşünüyorsunuz. <laughs> <laughs> Onur'la da direkt... Bir uyum oldu. Ondan sonra hakikaten dışarıya da taşan bir arkadaşlık oldu. Çok ben seninle program yapmak için. Ben de. Valla. Adamsın. Ağzına sağlık. Bugün önce Fenerbahçe gündemiyle başlayacağız. Ali Koç'un açıklamaları, programı bir konuşacağız. Arkasından tabii spor tarafına da değineceğiz güçlü bir şekilde. Sonra bir draftımız olacak. Sezonun en iyileri 11'lerini yaptık ama bu sefer karşılıklı eski tabirle adam alışacağız. Evet, aynen. Ve size bırakacağız kimin kavrosu daha güçlü oldu. Önceden bir hazırlık yapmadım ben açıkçası. Zaten oyuncular belli. Kurallarımızı koyacağız, ilerleyeceğiz. E, hayal kırıklıklarına bakacağız. Yine oyunlarımız var yani. Sosyos.com'a da çok teşekkür ediyoruz şimdiden. E, tüm sene bize verdikleri destekle evet, ötürü. Fenerbahçe gündemiyle başlayalım. Şimdi Ali Koç e, Beyaz TV'ye konuk oldu. Hı hı. Programa çıkmadan önce program duyurulduğu saatten itibaren Fenerbahçelilerin çok ciddi bir tepkisi vardı. Başkan da bunu ifade etti programda. Ben de aslında yadırganlardanım böyle bir karar verilmesini. Çünkü yani biz Aziz Yıldırım başkanlığını gördük ve Ali Koç başkanlığını gördük yaşımız itibarıyla Ve Fenerbahçe başkanının program tarzı olarak öyle bir programda konuk olması yadırganacak bir durum olmuştu. Gün boyunca verilen Ali Koç'a gösterilen programa niye çıkıyorsun tepkilerine... Çok net bir şekilde anlıyorum ve programı açtığımda Ali Koç'u gördüğümde de bir yadırgadım. Ama oraya katıldıktan sonra orası bir kurtlar sofrası. Hı hı. Orada e, o karşılığı tam anlamıyla verebilmek de Ali Koç'a kazandırmış evet. görünüyor. Sosyal medyada ciddi bir safları sıklaştırma durumu olmuş görünüyor. Ya Ben şöyle hatta özetleyeyim. Ben de izledim programı ve başkanın e, yani performansını çok beğendim konuşma olarak. Çünkü e, beğenmemin nedeni e, bir kere açık kapı bırakmadı hiçbir soruya. Hani Yani cevaplamak istemediği soru oldu net olarak. Hı hı. E, ama şöyle bir açık kapı duymadık. Yani hep böyle net cevaplar. Konulara hakim. E, ve bence Fenerbahçeliler şunu hissettirmiştir. E, program boyunca, programın sonunda şunu hissetmiştir Fenerbahçeliler. Evet, Başkan Aykoş hatalar yaptı. Belki yine yapacak. Bence azalacak artık. Onu hissettim ben bu arada programda. Hissettiğim şeylerden biri de oydu. Tam hatalar yapıyor. Yanlış yönettiği oldu, doğruya doğru gider inşallah. Ama hakikaten kulbin başında bize sahip çıkan bir başkan var, her anlamda. İşte hem tarihine, hem önceki başkanına, hem şimdiki duruma sahip çıkan, net duruş sergilen bir başkan var. Rahatlığını hissetmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim, diğer İstanbul Büyükleri'nin taraftarları... Zaten Galatasaray şu anda öyle bir boşluk var, daha belli değil başkan. Beşiktaş son dönemde biraz aya kırıklığı uğradı bu konuda. Bir tık kıskanılmıştır. O kulübü sahiplenme, o güçlü duruş karşısında bence diğer taraftarlar biraz kıskanmıştır diye düşünüyorum. Ki Ali Koç'un önceki basın toplantılarında da biraz işte Beşiktaş'ın e, hakkını savunuyor evet. tırnak içinde durumu da. Evet. Ee, biraz hem işte Beşiktaş yönetiminden gelen tepki. Ben öyle düşünüyorum diye Ahmet Duruşev'in sözleri için hala. Ama Hı. öyle diyorsa da yapacak bir şey yok evet. dedi. Ee, Az Yıldırım konusu evet önemli. Yani sosyal medyada da insanlar bir... ...şey ihtimalinden heyecanlanmışlar. Yeniden Aziz Yıldırım, Ali Koç aynı karede görür müyüz? Barışırlar mı bu? İşte Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alma çıkışından sonra. Biraz telefon konuşması yaptım programdan sonra bugüne kadar. Ee, çok öyle görünmüyor. Yok O kolay bir o ihtimal farklı, değil. Farklı bir duruş o. Evet o farklı bir duruş. Evet. O farklı bir geçmiş oldu. Evet aynen. Farklı bir inatlaşma var orada, o kolay kolay buzlar eriyecek başka gibi değil. Ali, o başka, o başka. Belki Durumda. Uğur Dündar burada ne kadar devreye girebilir, o biraz bir şeyler yapabilir mi? Ama çok kolay görünmüyor az Yıldırım, Ali Koç görüşmesi, şey buluşması. Bir yandan da... o Aslında o tepki şuydu bence, Yani bir tartışma yaşanıyor o sırada. Ali Başkan'ın tepkisi şu, şu an burada olmayan bir insan için ve bir problem, hani seçim döneminde problem yaşadığım insan üzerinden bana gelme. ...tepkisi aslında. Hani böyle prim yapamazsın bana... ...benim karşımda cevabıydı. Bence çok doğru bir düşünce. Güzel düştüm. güzel kesin katılıyorum. Hı -hı. Bir yandan da Ali Koç'un önceden çıktığı programlarda çok böyle biraz ortadan gidiyordu. Tempo yani. biraz düşüktü. Programın da etkisi var. Program da biraz evet. ateşli... ...tempolu, kanlı bir program. Hı -hı. Ali Koç ona uyum sağladı ve... E, ...Az Yıldırım'ın çıktığı programlar mesela... ...acayip bir etki yaratırdı her Hı -hı. seferinde. Az çıkardı, öz çıkardı biraz ilk defa Fenerbahçe başkanı etkisi gördük evet. ama yani Ali Koç karnından konuşmuyor bu arada. İşte o dediğine çok katılıyorum. Net konuşuyor. Evet, Fenerbahçe evet. başkanlık makamının önemini de burada gördük. Bir olarak. De hani hakikaten tempo da iyiydi. Çok önemli bir şey söylerken bile arada çayından yudum oluyor. Şunu kim bince? Evet. <laughs> Zaten hani biz bak mesela bu konularda da çok şeffaftı. Normalde Uğurlu programları söyledim ilk round'da. Mesela şeye çok takılmışım. Yani bu arada bir sene önceki Ali Koç arasında çok fark var. Çok eleştirdiğim şeyleri vardı açıklamalarında. Mesela en çok takıldığım şey perkas satış ihtimali sorulduğunda böyle alınmıştı. Yani ne demek perkas satış falan. İlk 40 yıllık Fenerbahçe gibi biz bıraksak gitmez falan. Yani böyle bir lazım futbolda. Değerini bulan oyuncu varsa ve sen o bütçeyle daha iyisini, daha potansiyelini bulacaksan neden olmasın? Hep böyle kapıları açık bırakmak lazım. Ama bu sefer tam tersi. Kimiye zaten gideceğini biliyorduk bir gün öyle aldık. Zaten o da hani bir hedef olarak geldi buraya. Dünya kupasından sonra belki de gidecek. İş Mert Hakan'ı satmayı düşünmüyoruz ama çok uçuk bir şeyle gelirlerse neden olmasın? Hı hı. Ama resmi teklif yok diyor bu evet. arada tabii. İlgi var dedi. Daha, daha net cevaplar duyduk. Net cevaplar duyduk. Son olarak da şunu söyleyeyim ben kendi adıma. Ee, çok eleştirilen bir program orası. Hı hı. Fenerbahçe Başkanlık Makamı'nın bu dönemde de önceki dönemde de ciddi eleştirilerini yönelttiği, isim isim vererek eleştirdiği bir yer. Ee, oraya çıkması bir yandan da kısır döngü. Yani orayla yüzleşelim diye gidiliyor, peki. Ee, medyada bize bir sansür uygulanıyor diye gidiliyor, peki. Ama bir yandan da o zaman öyle yapıp dikkat çekenlerin programına gidiliyor demek ki. O zaman bunu da teşvik Hı -hı. etmiş oluyorsunuz. Ee, ben açıkçası o tarafta değilim yani. Oraya gidilsin, tamam yüzleşilsin tarafında değilim abi. Hı -hı. Yani eğer ciddiye al alıyorsan ve Demek ki karşılık varsa evet. sen de gidip yüzleşme ihtimali, ihtiyacı hissediyorsun evet. diye bakıyorum. Ben onu doğru bulmuyorum o kararı ama Ali Koç'un programdaki performansında evet. çok iyi bulduğumu söylemem lazım. Şimdi buradaki bir tartışmalı sahiçi kısmını Hı -hı. seninle biraz tartışalım. Diyor ki İsmail Kartal Jesus dedi. Yani artık hocamız Hı -hı. ikisinden biri olacak. Bir haftaya kadar açıklayacağız şeyi. 13 oyuncu da mütabak kaldılar diyor takımda Hı -hı. kalmaları konusunda. O 13 oyuncu kimler olabilir? Bu arada... E George Jesus'u ilk böyle incelediğimiz programda şunu söylemişim hatırlarsan. Aslında e, Jesus'un maçlarına bakılınca, oynattığı oyuna bakılınca İsmail Hoca'nın bıraktığı oyun tarzıyla çok örtüşüyor. E, ve Fenerbahçe için büyük avantajlı bu olacak diyordum. E, çünkü genel teknik adam çok alakasız bir teknik adam değil. Ya durun siz en son pres yapıyor musunuz? Çok tempolu oynuyor musunuz? Be biz biraz daha tova basalım, %80 tova sahip olalım e, bir şekilde hani o tip teknik adamlar da var pozisyon oyunu oynayan falan. Evet. Ee, çok örtüşünü söylemiştim. Hani George Jesus daha böyle uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir oyun, e, teknik adam. Ee, daha farklı dokunuşlar oluyor oyunculara vesaire. Aslında İsmail Kartal'dan bekleneni vermiş bir şey evet. bir teknik adam. Daha net bir oyun isme yöneldi Fenerbahçe ama mevcut oyunu koruyarak. Hı hı. Koruyacak bir teknik adam ve zaten Ali Koç da şunu söyledi yani aynı oyuncu hatta ilginçti, enteresan bir şekilde aynı oyuncular üzerinde yoğunlaşıldı iki teknik adamda. Biz de hani kim onlar diye bir tartışma yapalım dedik. İkisinin zaten aslında başkan tüyosunu vermiş oldu. Evet. Kimince'ye tutmak istiyoruz dedi. Hı -hı. Hatta üçünü Altay gibi evet. sporcularımız olsun. Mert Hakan evet. yandaş satılık değil. Doğru. Bir kere üç kişiyi bulduk. Aynen öyle. Başkandan yani. Kim? Altay ve Mert Hakan. Aynen. Ee, bir kere ben hani önceki bölümde söyleyim 5 oyuncudan zaten birisini söyledik kiminciyi. Ben diğer dört oyuncuyu da söylüyorum. Tabii bu arada zaten çok hatırlat. acayip hatırlat. bir soru işaretleri değil tabii ki ama şu anda fikir alışveriş yapıyoruz. Tabii. Normal tabii ki hani İsmail Hoca'nın hangi oyuncu tuttuğunu son maçlarda gördükken yani bu sürükleyen oyuncular belli. Belki 11. 12. 13. oyuncularda da e, bir şey olabilir. Kim acaba diye düşünebiliriz.